Altan Sancar da şahit oluyordur. Ya seçim 2028, daha önce böyle bir şey olmamıştı. Elbette anketler görürdük de, Cumhurbaşkanı adaylarının ben 4 yıl önce anketlerde sorulduğunu ilk kez görüyorum. Öyle bir döneme giriyoruz. Yani partiler soruluyor, tamam. Ee, her zaman sorulur. Klişe bir sorudur. Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz? Ama bu pazar seçim olsa Ekrem İmamoğlu'na mı, Mansur Yavaş'a mı, Recep Tayyip Erdoğan'a mı oy verirsiniz diye... 4 yıl önceden sorulduğuna ilk kez tanık oluyoruz. Bu yeni bir dönem belli ki. Bunun tarifini biraz rica edeceğiz. Sonra bir de herkesin merak ettiği resepsiyonun artçı sarsıntılarını sorarlar. E, Altan Sancar hoş geldin diyerek önce buradan başlayalım. Bu normalleşme resepsiyon sonrası biçim değiştirip devam edecek mi? Şu birkaç aylık dönemde biliyorsun ki 29 Ekim var. E, ben yeni bir Atatürkçülük tanımıyla ...karşılaşacağımızı düşünüyorum... ...buna dönük kulisler aldım... ...29 Ekim sonrası... ...senin işaret ettiğin bir dönem var... ...ara ara böyle temaslar olacak... ...normalleşme ama... ...bir kez daha çok zirveye çıkacağını... ...düşünmüyorum dediğim bir dönem var... ...kaldı ki bu erken seçimlerini... ...ortaya koymak zorunda olan... ...CHP için de... ...en net formül gibi duruyor... ...en zararsız formül gibi duruyor... ...ama eninde sonunda bir yeni anayasa da gelecek... Çok çorba oluyor hepsini sepetin içine dahil edince ama Ankara kulislerinden neler duyuyorsun, bu normalleşme ne durumda biraz tarif etmeni rica edelim Yorumdan ziyade önce bir fotoğraf çek bize lütfen Altan Sancar. Şimdi şöyle başlamak lazım çünkü iki partinin normalleşme olarak algıladıkları ve anlattıkları şey farklıydı biliyorsunuz. Hı hı. Şu an Özgür Özel'in CHP liderinin üzerine gidişin sebebi de bu zaten hani yumuşama ve normalleşme adlandırması üzerinden bir hareket gerçekleşiyor Cem Bey. Ee, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi tarafı diyor ki biz. Bin noktada doğru yapıyoruz. Yani bu hı hı. iki partinin tabanına yani AK Parti ve MHP tabanına biz kendimizi anlatabilmenin fırsatını yakaladık ve bunu değerlendiriyoruz diyor. Hı hı. E Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki parti için muhalefet ve partidekilerin bir ciddi bir kısmı diyor ki tamam yaptığımız, ettiğimiz doğru bu helalleşmenin bir benzeri ama daha ötesi. Ama bunun ötesine geçmemek gerekiyor. Artık bir yerde durmak, bir yerde frenlemek, bir yerde e, sağlıklı bir iletişim kurmak gerekiyor. Şimdi 29 Ekim resepsiyonu var elbette ki o resepsiyona Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, düzenleyeceği ya da e, o resepsiyonda elbette ki e, Erdoğan yine odaya davet edecek e, Özgür Özel'i ve bir konuşma yapacaklar bir görüşecekler. Sadece Özgür Özel'le değil tabii diğer partilerin liderleriyle ama burada merak ettiğim şey şu bunun cevabını henüz olamadım AK Parti polislerinden MHP lideri Devlet Bahçeli'den partilerle sıkıştı ve bir normalleşmeden bir barış barıştan bahsetti. Bence Cumhuriyet Halk Partisi lideri e, özel ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki süreçten ziyade o odaya davet edilecekler içerisinde DEM partililer olacak mı? Bu bir. İkincisi hmm. DEM partililer o resepsiyona katılacaklar mı? Çok önemli bir soru. E, henüz netleşmemiş. Muhtemelen DEM partileri katılmayacağı söyleniyor. Fakat kendilerini davet <laughs> yani bu prosedür gereği gidiyor biliyorsunuz. Gider ve böyle bir davet gerçekleşirse ne olacak? Bence ee, önemli bir soru işareti bu. Şimdi normalleşmenin hattı mı genişleyecek yoksa normalleşme aks mı değiştirecek? Başka isimleri ve başka yerleri mi kapsayacak sorusunu sormamız gerekecek burada. Ee, bu bir diğer nokta. Ya aslında normalleşme süreci, hadi adına normalleşme değil, yumuşama diyelim Cumhurbaşkanı evet, Erdoğan'ın tarifiyle. Bitti zaten. Tabii. Bitti. Ama burada tabana yumuşam, yumuşamayı göstermeye ya da tabana biz düşman değiliz gösterme çabası var. Ee, fakat bunun iletişiminde sıkıntılar var. Yaşadıklarımız da bundan kaynaklanıyor. Çok yorucu bir döneme giriyoruz Can Bey ama tüm işaretler bunu gösteriyor. Hele ki biz gazeteciler açısından çok yorucu bir dönem başlıyor. Ne göreceğiz? Biraz ipuçlarını konuşmaya başlayalım. Yeni Anayasa mı manşetli olacak yoksa zorlama gündem olduğu için tutmayıp bir ayda böyle protokol ziyaretleriyle gündemimizden çıkacak mı? İttifaklarda değişen bir şey olacak mı? Yoksa biz tıpkı yaz aylarında olduğu gibi. İşte yerel seçimden sonra erken seçim dedikodularıyla birlikte hepimizin tartıştığı Ekrem İmamoğlu mu Mansur Yavaş mı sorusunu mu tartışarak geçireceğiz yoksa belki de gerçek gündeme dönüp acaba Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayı kim olacak erken seçim yoksa sorusunu da gündeme alabilecek miyiz mesela? İşin kötü tarafı bunların hepsi, hepsi olacak ve hepsinin olma ihtimali var. <laughs> işte tam da yorucu dönem dediğimiz şey bu. Bu. Hani şu andan kes, keskin bir değerlendirme yapmak ve keskin olarak şu olur şu, şu olur şu olur dersek çok da gerçekçi olmayacak Can Bey. Çünkü bugün karşımızdaki tablo bize açık bir şeye işaret ediyor. O da şu biz e, sesimi alabiliyor musunuz bilmiyorum ama gayet net geliyor. Gayet net Altan Sancar. Ha, Beni e, görüyorsan gayet net. Bir kere bir anayasayı çok sağlam, sağlam bir şekilde tartışacağız biz. Can, Can Bey hı hı. yani bunun kaçarı yok bu anayasanın değiştirilme arzusu çok ama çok yüksek bütün mesela AK Parti ve MHP'nin kendi aralarını denli uzlaşı sağlayacaklarına dayanıyor bu işin birinci noktası bunun ikinci noktasında elbette ki Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş deklemi olacak Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde ve son dönemde gücünü arttırarak ya da e, ses tonunu arttırarak gelen Kılıçdaroğlu özgür özel gerilimi ortaya çıktı ve bunun devamı görecek Bunun devamının dışarıya yansımaları olacak. İşte Gülşah Durba'ya örneğinde olduğu gibi şimdi bir takım suç duyuruları devam edecek. AK Parti içerisinde bu değişim, tırnak içerisinde değişim dediğimiz süreç, kongre ve kurultaylar süreçleri olacak. O süreçler içerisinde ki bunun bürokrasiye yansımaları olacak. Bakanlıklara yansımaları olacak. Cumhurbaşkanlığı sarayına yansımaları olacak. Buradaki denklemde kalmak isteyen klikler arası İtiş-kakış, kakış parti içi itiş-kakış bize başka bir noktayı getirecek. O yüzden tam olarak tarifim buydu. Çok ama çok gürültülü bir döneme giriyoruz Can Bey. Ve bu gürültü halkı yoracak ama son olarak şunu söyleyeyim. Halkın derdinin konuşulduğu bir dönem olmayacak bu dönem. Esasen siyasetin ve siyasetçilerin kendi varlıklarını sürdürebilme ve bir sonraki döneme hazırlık e, gürültüsü olacak bu. Mutlaka öyle. Parti içinde de kimi sertlikler. Ee, olabilir gibi. Şimdi Gülşah Durbay olayı CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ile ilgili çok şarpıcı bel altı iddiaları içeren bir yazı dolaşıma sokulmuş. Sonra biz Gülşah Durbay başkanın işte kemoterapi sürecinden haberdar olmuş. Ee, bunu izah yoluna bir insanı zorlamakla bile utanarak sıkılarak ekranlara getirmiştik izah açıklamalarını, açıklama ihtiyacını. Sonra elbette tepkiler beraberinde geldi. Böylesine bir yazının kaleme alınması tepkisi. Yalnız bugün dikkatimi çekti. Mesela Habertürk'te Nagihan Alçı kaleme almış. Diyor ki bence çarpıcı bir suçlama içeriyor bu aynı zamanda. Önceki hafta ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'daki ofisini ziyaret ettim. Bu çirkin dedikoduyu ilk orada duydum diyor. Mesela. Ee, orada Kemal Kılıçdaroğlu'nun çevresindeki isimlerden duydum diyor. Yani yazı kalemi almadan önce böyle bir şeyi söylüyor. Ben e, bir haberci olarak e, gün içerisinde Kemal Bey ofisinden ya da kimi kastediyorsa Nagehan Alçı o kişilerin de bir izah yapması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Bir yandan normalleşme varken içeride de tartışılanlar var. Bir de final sorusu sorayım. Altan Sancar. Anketler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mansur Yavaş'ın, Ekrem İmamoğlu'nun bulunduğu anketleri görüyoruz. Şimdi seçmeni bizden adalet ve ekonomi kopardı diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önündeki anketler zaten başka ne diyecekti. Beklenen sonuçlar bunlar. Ee, belki de en çok ekonomi. Adaleti belki daha alt sıralara bile yazabilir seçmeni. Çünkü geçmişte kopmamıştı. Ekonomi derinleşince koptu. Fakat bu üç adaylı anketler hakkında ne düşünüyorsun? Ee, çünkü... Biliyoruz ki CHP 5 firmayla anlaşıp konsensus havuzu kurmuştu. CHP'den çıkmıyor bu anketler. Bunlar e, bireysel, müstakil olarak anketlerini kamuoyuyla paylaşan firmalar. Ha, ödenek alıyorlardır e, belli belediyelerden belki uyarılara rağmen. E, ama sürekli 3 adayı konuşuyoruz biz. E, bu durum 2028'de olursa bile seçim böyle devam edecek mi? Bu öngörüye sahip misin? Ne anlattığını düşünüyorsun bu anket bombardımanının? Evet. Ya şöyle başlamak lazım Can Bey. şimdi üç adaylı anketler normal Tamam anlıyoruz Çünkü hı hı. olasılığı en yüksek olan 3 aday var hı hı. Ee, şimdi bu anketleri bu adaylar yaptırmıyor bu anketleri Cumhuriyet Halk Partisi yaptırmıyor Bakın tüm bu anketlerin iki sebebi var bir bazı belediyeler yaptırıyor İki, AK Parti'nin yaptırdığı anketler var 3 evet. İşin işin acı tarafı olur ki operasyonel anketler var çok ciddi şekilde bir e, maddi karşılıkla yapılan operasyonel anketler var Can Bey. Ve bunlar kamuoyunu yanlış yönlendirmeye, kamuoyunu e, farklı noktada götürmeye hatta siyasi partiler içerisinde tartışma çıkarmaya e, yol açabilecek anketler Can Bey. Çok ciddi sıkıntı yaratabilecek ve gerçekten de tabiri caizse suç oluşturabilecek anketlerden bahsediyoruz. Şimdi ben ısrarla şu noktadayım. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi bir formül bulamaz ise ki şu an o formülün bulunabildiğini de düşürmüyorum ben Cumhuriyet Halk Partisi açısından en azından içinden iki aday çıkacağını görüyorum biri Ekrem İmamoğlu biri Mansur Yavaş biri Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olacak biri başka bir bağımsız ya da etrafında sağ partilerin birleşeceği bir aday olacak benim gördüğüm gerçeklik bu ama işin tuhaf tarafı şu şimdi anayasa diyoruz anayasa değişmesi için ee, Bahçeli'nin DEM Parti'nin elini sıkmasına normalleşmeye normalleşmenin DEM Parti ve Cumhur İttifakı arasında olmaya da ihtiyaç var. İki, bu anayasa değiştirilemez ise, yani referanduma dahi götürülüp değiştirilemez ise hı hı. erken seçime ihtiyaç var. Yani tüm bunların içerisinden çıkacak nokta şu. Doğru, Cumhurbaşkanı Erdoğan çok güçlü bir siyasi profildir ama şu an için aday değildir. Ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin tartışamadığı şey de bu. Şu an mevcut yasal koşullar içerisinde içerisindeysek eğer biz toplumu buna hazırlamak gerekiyor toplumun şu an için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olmadığını hazırlamak gerekiyor. Yapılan anketlerin kötü niyetli olduğunu da buradan anlayabiliyoruz. O anketlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte bazen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Selahattin Demirtaş soruluyor. Hele ki bu anketler daha komik. Çünkü Selahattin Bey'in bir siyasi yasağı var. Oraya DEM Parti adayı, HDP adayı dermiş olsa çok anlaşılabilir bir nokta. Ama Selahattin Demirtaş'ın sorulması bu anketlerin ee, çok da iyi niyetle hazırlanmadığını da gösteren bir duruş. Ee, ben hep söylüyorum Türkiye'de işini çok temiz yapan kamuoyu araştırma şirketleri var ama işini sadece para karşılığı yapanlar var. Bu işini para karşılığı yapanların bazıları iyi parti iyi partiyi de hale getirdiler. Tabii. Ve bundan sonrası için de siyaseti daha fazla kirletmemeleri için bir müdahale gerekiyor. Seçim sattım halinde yapılan anketlere de belki aynı şekilde yaklaşmak gerekiyor. Bu arada izleyiciler Cumhuriyet evet. Halk Partisi'nin son anketlerde ikinci sıraya indiğine dönük atıfları elbette sorarlar. Kaldı ki birinci çıktığında bile yüzde bir buçuk ikilik paylar veriliyordu. Çok majör bir değişikliğin olmadığı o anketlerde bile görülüyor. Bir de ikinci çıktığı anketlere ilişkin CHP kaynakları şöyle diyor. Ölçüm itibariyle bin kişilik anketlerden söz ediliyor. Oysaki. ki Birinci çıktığımız anketler 2000-2500 ölçekli anketlerde. Dolayısıyla şüpheyle yaklaşıyor galiba. Cumhuriyet Halk Partisi bunlara e, ikinci parti olduğuna da katılmıyor. Belli ki Altan Sancar çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun Cemre.